Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Bugün biraz daha geç açıyorum ama piyasaya bakıyordum. Bugün e, biricik dün iki gecedir çok ateşli ve böyle gece gündüz elimde iki farklı dereceyle ateşini ölçüp, ölçüp duruyorum. Ve hani böyle bir tanesi az ölçüyor bir tanesi çok ölçüyor olan filan o yüzden böyle muşmolaya dönmüş durumdayım ama sadece muşmolaya dönen taraf ben değilim anladığım kadarıyla Türkiye'de faiz indiriminden sonrasında ciddi anlamda problemler devam ediyor neler oldu diye bakarsak iki gündür yani dün saat 2'deki haberden beridir sürekli artan bir dolar kuru görüyoruz şu anda 8.83'te Yabancılar hemen ortaya çıktılar. İnsanlar şunu demişler hani yabancıları hemen getiriyorsunuz diye. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi size eğer ki şu konuda haklı herkes onlara bir açıklık getirelim. Enflasyondan yüksek faiz çok görülen bir şey değil deniyor. Okey ona hiçbir şey demiyorum. Ama gelişmekte gelişmiş piyasalar için bu geçerli. Bizim gibi enerjisini dışarıdan alan, işte ham maddelerin çoğu dolar olan ya da e, özelleştirilmiş fabrikalarla bir şekilde e, tarımının girdisini kontrol altına almaya çalışan ülkeler için bu maalesef geçerli değil. Ve büyük gelişen ülkelerde, gelişmiş ülkelerde söylemler iki güne bir değiştirilmez. İşte Türkiye'deki en büyük problem bu değişiklikler olduğu için biz bugün bu durumda oluyoruz. 883 hiçbir şey değil. Benim beklentimle paralel bir açıklama geliyor. İşte Barclays'ten oradan buradan falan. E, ikinci sefer de tekrar bir indirim olması bekleniyor ve bu indirimle beraber Barclays işte City'ler, bilmem Yüzde %15 bekliyorlar siz %19,25 olmuş olan bir faizi %15'lik enflasyon özür dilerim %15'lik bir faizi yerinde tutmaya çalışıyorsanız zaten işiniz çok zor anlamına gelir burada tek yapılması gereken piyasaya para sokulmasıdır hangi yollarla para sokulacağını bilmiyorum ama şöyle bir durumda var müteahhitler uzunca bir süredir boykottalardı biliyorsunuz ve boykotu bitirdiler grevi bitirdiler 100 bas puanlık bir indirim olduğu mevduat faizlerine 0,5 ile 1 arasında bir yansıma olurken kredi faizlerine aslında bir yansıma olması beklenmiyor. Yani siz konut kredileri alırken özel bir şey çıkmadığı sürece maalesef bir... Konut kredilerinde değişiklik yok. Çünkü bankalar hala bu riski pek fazla almıyorlar. Burada şimdi kamu bankaları ortaya çıkacak. Biliyorsunuz böyle bir şey olmuş. Burada ben aslında asıl yapılmak istediklerinin ciddi anlamda konut kredileriyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü hiçbir Allah'ın kulu gidip e, bu faizler 100 puan puan indi diye fabrika kurmayacaktır. Ama konut Türkiye'nin lokomotifi olarak çok uzunca bir süre pazarlandığı için ki bence yanlış. Çünkü altyapı ulaşma ve tarım tadında olması gerekiyordu. E, lokomotiflerin. Ama şu anda biliyorsunuz ki işte ne var? E, faizlerde böyle bir oyun vardı. İlginç bir şekilde dün faiz indirimi geldi ve bugün boykotun bittiği ortaya çıktı. Bakalım göreceğiz neler olacağını. Dolar 8.80'e çıktı. Bir yarı bir genelde böyle oluyor. Mesela bu bir coin'in borsada listelenmesiyle aynı şey. Borsada listeleneceği duyulduğunda fiyatı artıyor. Daha sonra listelendikten sonra düşüyor. Haber gelene kadar zaten bir doygunluğa ulaşmış oluyor dolar kuru ama daha sonrasında haberin yankıları yabancılardan gelen, içeriden gelen, piyasadan gelenlerle beraber de genel olarak artışını sürdürüyor. Yani coinler oranına dolar birazcık daha sert artabiliyor. Nitekim Türkiye'de de 2022 yılının genelindeki ortalamanın da 9.50 olması bekleniyor. Biz her şeye alışıyoruz, alışmıyoruz diye bir şey yok ama her şey daha pahalanıyor. Ve enflasyon bu kadar eritici gücü olduğunda ben yılın sonunda %21'lik bir enflasyona kapatacağımızı düşünüyorum. Zaten onun altında yani %15'in altında bir enflasyon zaten beklentilerle paralel değil. Bu arada yabancı kurumlarda yaklaşık 4-5 puanlık enflasyonu arttırdılar. Sizin büyüme rakamlarınız düşünün şöyle düşünün 21 oranında büyüdünüz diyelim. Sizin bunu hissedebilmeniz için üzerine enflasyonu koymanız lazım. Lazım. Üzerine enflasyonu koyduktan sonrasında da sizin gelirinizi o kadar arttırmış olmanız lazım. Ancak böyle daha zenginleştiğinizi hissedebilirsiniz. Diğer türlü hissedemezsiniz. Türkiye'de de bu orta gelir tuzağına sıkışmış ülkeler için geçerli. Biliyorsunuz bir zaman 10 bin dolar orta gelir tuzağı deniyordu. 10 bin doların üzerinde kişisel gelir var deniliyordu. Şimdi bizim baktığımız zaman 7200 dolara kadar geriledi. 9 bin dolara çıkartılmaya çalışılıyor. Baktığımız zaman turizmde bir düşüş var. Turist sayısına düşüş var. Çünkü bu yangınlar çok inanılmaz kötü etkiledi. Bu da eylül ekimin zaten havalardaki dengesizlikle beraber turizmin artık tamamen bittiği söyleniyor. Sektör temsilcileri turizmin ne diyeyim üvey evlat muamelesi görmesinden rahatsızlar ama yine de dediğimiz gibi devam edecek gibi. Altın ne olacak? Altın dediğim gibi 1775'e çıkmış. Hatta bir 1805'e FET toplantısından sonra çıkar demiştim ama bahar olacağını söyledim. Yani yalancı bahar hatta. Nasıl Kasım yazında pastırma yazı, Kasım'da pastırma yazı diye bir şey var. Ee, durum böyle oluyor. Yani altında da 1690 ile 1770 hatta 1750-60 arasında sıkışmış bir ons olacak. Gram altın şu anda dolardaki artıştan dolayı artıyor. Ama dediğim gibi e, gerçekten de e, bir kar vaat etmiyor altın ocağı kadar daha kripto paralara gelelim. E, 37.200'de grafiklerde dönüş sinyali vermişti. E, şimdi yükseliyor gibi gözüküyor. 45.000 dolara çıktı. 46.000, 47.200'den. Ben tekrar bir aşağı e, ziyaret ettikten sonrasında düşeceğini düşünüyorum. 40.000 dolar yükseleceğini düşünüyorum. 40.000 doların altında eğer kapatmış olsaydı ki 5.000 dolarlık bir fark var. 40.000 doların altında kapatmış olsaydı o zaman 35.000 dolara bir e, Uğrayacaktı ama oradan döndü. E, ADA, NEO bunlar da hareketlilikler görebiliriz. Ethereum'da zaten görüyoruz. Ben size ne demiştim? 2500'e doğru giderken oradan alınabilirdi. Şu anda eğer 2 Ethereum bile almış olsaydınız 800 dolar. Bugünün kuru ile 8'den bir 6400 lira kar etmiş olacaktınız. E, baktığımızda böyle şeyler var. E, dolar endeksindeki artış devam edecek. Ripple, Ripple'da bir e, hala şey var. Şöyle Ripple'da işte bir mektup verme alma konusu vardı. Ee, daha yeni yeni coinler çıkıyor. işte, kotiler, Serumlar, e, OMG falanlar var. Ethereum şu an alınır mı derseniz. Ben biraz önce de söylediğim gibi Ethereum'da ben 3000 doların altında güzel bir alım fırsatı vermişti. Ama şimdi tekrar arttı. Ve... E, 3300-3500 dolara kadar artabilir. Ee, ondan sonrasında Bitcoin aşağı e indiğinde o da tekrar inecek. Ama bana kalırsa Ethereum artık Bitcoin karşısında oldukça dengeli duracak gibi duruyor. O yüzden de e ben çok fazla yani bu seviyeden alırsınız ama biraz beklemeniz lazım. Ben yıl sonuna kadar yeter aldıktan sonra çıkmamanızı önerebilirim. Ee, tekrar düşüş tahmini 38 binler mi? Ee, 35 diyeyim. 35'ten zaten altına da pek fazla ineceğini düşünmüyorum. Hatırlarsanız 2-3 yayın öncesinde bir 33 bin söylemiştim. O da etkili olacaktır. Şimdi yönünüzü bulamadığınız için biz normalde... E, kitabı kasıma ertelemişken yani kasımda çıksın önümüzü görelim diye. Ama bu düşüş evresinde çok fazla talep geldi ve Ekim'in ilk haftasında kitap çıkıyor raflarda olacak ve ben farklı kitap evlerine gideceğim ve farklı kitap işte DNR'lere olur. Kitap satan yerlere gidip imzalı kitaplar bırakacağım ve size böyle çok güzel sürprizlerimiz olacak. Yani mesela işte doğru kitabı bulduğunuzda e, yeni 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 mesela bir projede bir payınız olabilir. O doğru kitabı bulmanız önemli. Böyle birazcık hani e, treasure hunt gibi şeyler yapalım dedik. Eğlenceli olsun çünkü sonuçta gerçekten kriptonun sırları, kripto aslında evet hareketli bir süreç ama birazcık da böyle meraklı, korkusuz, cesur insanların olduğu yer. O yüzden de böyle değişik şeyler yapmayı ben düşündüm açıkçası bakalım göreceğiz. Petrol hakkındaki görüşlerim, enerji fiyatlarında sert artışlar bekleniyor. Bunu da yavaş yavaş hissetmeye başlayacağız. Ee, biraz önce bir soru daha geldi. Kitap Ekim'in ilk haftasında çıkıyor ve Ekim'in ilk haftasında e, güzel de bir imza günüyle beraber olacağız. Hatta şöyle söyleyeyim size, e, orada güzel bir söyleşi de yapabiliriz ve ben sizlerin sorularını da açıkçası e, yanıtlamak istiyorum. Çünkü buradan gelen sorulara da bir yere kadar yanıtlanabiliyor. Petrol fiyatları enerji enerjide çok ciddi problemler var. Enerji fiyatları artacak. 75, 76, 77 dolarlar seviyelerinde gezerken ne olacak? 82, 83 dolarlarla Kasım'a başlarsak şaşırmayın. Bu da bizim enerji fiyatlarımız artacak. Benim beklentim %21'in üzerine bir enflasyon, %15-16 bazı şeyinde bir mevduat faizi ama kredi faizlerine yine artışlar olacakmış gibi gözüküyor. Merkez Bankası'nın yaptığından sonrasında yabancıları çekme konusu artık iyice zorlaştı. Çünkü yabancılar evet risk algısı vardı ama Evergrande olayının biliyorsunuz Çin'de bir gayrimenkul firması Evergrande olayının Covid'in e, Şöyle söyleyeyim bilerek Evergrande'in üzerine gidildiği. Çünkü Covid'le dünyayı karıştıran Çin'e bir de ekonomik anlamda problem çıkartmak için özellikle haber kaynaklarının, ana akım medyanın Evergrande'in üzerine gittiği söyleniyor ve büyük ihtimalle de bu doğru. Çünkü Çin'in bedelini ödemesi gerekiyor. 1 milyon kişi, 2 milyon kişi öldü diyor. Ben kesinlikle inanmıyorum. 15-16 milyon kişinin cep telefonuna bir daha ulaşılamamış. Ben 15-16 milyon kişinin öldüğünü düşünüyorum ve Çin'in bunun bedelini ödemesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu ıı, ya yani bu çok sistematik bir saldırı gibi demeyeyim ama problem. iki senedir neredeyse dünyayı kıskacı altına aldı ve Çin'den başladı ve bu Evergrande olayıyla Amerika ve diğer e, ulusa, uluslarında birazcık Çin'e sıkıştırmak istediğini görüyoruz. Çin gitteki Evergrande konusunun da gittikçe işte şey olduğunu söyleniyor e, devlet kurumu haline gelmek istediğine tabi biliyorsunuz Çin'de doğru bir haber akışı olmadığı için şöyle şeyler olabiliyor hani işte e, ulaştık deniyor ama ulaşılmıyor ya da işte e, devlet ona göz koymuş oluyor onun üzerine gidiyor gibi gibi şeyler var ama kriptoda dönüş sinyalleri var. Genelde kırmızı bir mum şuna dikkat edin grafiklere baktığın zaman kırmızı bir mum eğer bir no iğne atışı yaptıysa 37 bin 32 bin diyelim o atışı yaptıysa ama yanında ondan biraz daha yukarıda bitmiş bir yeşil mumla karşılaşırsanız genelde şu ana kadar düşüş dönüş sinyallerini onlar verdi. Birazcık yavaş yavaş grafik okumalara da dikkat edebiliriz ki önümüzü görelim diyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beklentilerinizi yazmayı unutmayın ki biz de ona göre yayınlar açalım. Ve bu bugün de 2-3 tane yayın gelir diye düşünüyorum. Çünkü önemli bir gün. Doların nereye gideceği önemli. Dolara bir bakacağız. Enflasyonun genel haline bakacağız. Şimdi ayın sonu da gelmeye başlayacak başladığı için artık diğer enflasyon rakamına da çok az kaldı. Ee, ben öbür enflasyon rakamı gelene kadar 9'u görebileceğimiz düşünüyorum. Bakalım bunu da buraya koyalım nasıl etkileyecek göreceğiz ee, diyorum. Görüşmek üzere.